Atatürkçü Düşünce Derneği öncülüğünde Marmaris'te bulunan bazı dernek ve örgütler ülkenin gidişatını doğru bulmadıklarını öne sürerek Vatan ve Cumhuriyet Birlikteliği adı altında ortak tavır geliştirme kararı aldıklarını bir basın toplantısıyla duyurdu. Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şube Başkanı Ali Apak, ülkenin bölündüğünü, laik ve çağdaş rejimleri ılımlı İslam adıyla çağdaş dışı bir rejime dönüştürmeye hedeflendiğini ileri sürdü. Amerikan emperyalizminin çıkarlarını savunan Büyük Orta Doğu Projesi, Sevr'i tekrar hortlatırken ülkemizi bölüp Orta Doğu haritasını çıkarlarına göre değiştirmekte, laik ve çağdaş rejimleri de ılımlı İslam adıyla çağ dışı bir rejime dönüştürmeyi hedeflemektedir. APAK ülkenin eğitim sisteminin de kargaşaya sürüklendiğini, Atatürk'ün çağdaşlaşmayı amaçlayan devrimci cumhuriyet yurttaşının yerini cemaat kullarının aldığını ve bilimsel laik eğitim sisteminin hızla çökertildiğini iddia etti. Eğitim dinselleştirilirken mezhepçilik yapılmakta. Devletin, bireyin inanç özgürlüğündeki rolü baskıcı ve yanlı ümmetçi anlayışla yer değiştirmektedir. APAK, vatandaşları Vatan ve Cumhuriyet Birlikteliğine katılmaya davet ederek bu birliktelikle Atatürk'ün mirasının korunacağını savundu. Ayrıca APAK, bu birliğe katılan örgütleri belirtti. Vatan ve Cumhuriyet Birlikteliğine katılan örgütler: Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Eğitim İş, Cumhuriyet Okurları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Az Subaylar Derneği.